çar soyulma olayı varmış. Onu bir öğrenelim. Hoş geldiniz. Yutmam ama Aliyancım, Kayser ben. sen şimdi nasıl Efendim. soyuldun? Bir anlatır mısın tekrar? Adam anlatıyor işte. Adam anlatıyor. Dinle Ben kanka. ses kapalıydı. Paysel'den Paysel'in şimdi telefonla ben Apple kullanıyorum, iPhone. Açtığımda Paysel'den 2018'den 2017'den kalma mesajlar var. Ben bunu açtığımda ulan bakıyorum Paysel'den mesaj gelmiş. Yine bir mesaj geliyor. Açtım Paysel'in uygulamasını. Hattınızın 545 falan filan oğlu hattınızdan Deme %69 TL lan mobil Bordocum ödemesini yapma. Seyis gerçekleştirir Beyciğim misiniz? sen de hoş Borç geldin. iptal etmek istiyorsanız mobil ödeme Turkcell butonuna tıklayın. Ben buna tıkladım. Turkcell'den de güzel bir mesaj geldi. Aktivasyon kodu işte 0532 gibi. Ben buna da tıklayınca SMS Ferhat plus aleyküm otomatikman selam hoş aktif oldu. geldin. Anında mobil Platinum müşteri hizmetlerini aradım. Dedim ki böyle böyle mobil ödemem açılmış veya hattından bir şey çekili bunu iptal edin. Karı da dedi ki tamam Ali Serdocum abi yok iptal öyle bir ediyorum şey. tamam Lenovacım etti. hoş geldin. Dedim ne varsa iptal et. Amenna tam o 5 dakika 10 dakika içerisinde ben de birine item verdim o sırada kendi arkadaşıma. Başladı abi benim Microsoft'tan Gmail'den kurtarma mesajları. Çatır çatır düşmeye başladı. 10, 15-20 tane. Bende 9 tane Gmail, 3 tane Hotmail var. Hepsine tabi adam deneyecek ya bunların hepsini. Sırayla düşmeye başladı. Çakal tabi onu bulduktan sonra ben de bilmiyorum ya bana düşen mesaj yani bu görebiliyor mu diye. O sırada ben de koşturuyorum, şey yapıyorum, millet Anlatacağım arıyorum sana. hani itemleri aktarayım, şey yapayım diye. 18-13'te DC oldum. 18-30'da da ben çarı banlattırdım. ID Entity Game'e girdiğimde başka birinin üstüne çıktı. Velhasıl kelam bütün çarlar banlandı. Benim trade attığım, arkadaşıma item teslim ettiğim, o da başka bir arkadaşına verdi. Yani silsil oldu, herkes banlandı. Ertesi gün siber saldırılara gittim işte. Turkcell'i arıyorum bir yandan şikayetçiyim. Dün Cuma gecesi 21.07'de ben bir daha hattımı değiştirdim. Dedim ki bu hattı iptal edin otomatikman çünkü SMS Plus tekrar aktif oluyor. Hani ben iptal etsem de bu açılıyor tekrardan. Hattı iptal edin dedim. Ali Bey işte başka yerden erişim sağlanıyorsa falan filan açık kaldıysa işte hattınıza ulaşabilirler. Ben bunu kapatıyorum. Otomatikman dijital operatörler web sayfaları kapanacak. Ama kapat kardeşim bunu ses kaydını da ben alıyorum. Kendi benim babam eski istihbarat müsteşarı olduğu için. Çift taraflı kayıt altındayız. Konuşuyoruz bu taraflı. Dedim ki böyle böyle böyle. Bana dedim başka bir numara tanımla. Tamam. Bu arada hepinizin bilgisi olsun. Turkcell'e gitmeden yeni bir numara tanımlanabiliyor hattınızın üstüne. İptal ederim. Benim üstüme yeni bir numara tanımlandı. Ulan dün gece babamda kaldım. Sabah 5 miydi neydi? İçimde böyle bir şey var. Yattım Nasıl uyudum. tanımlandı ya? Ben yeni bir hat tanımlattım. Dedim ki benim hattımı iptal et. Yeni bir hat ne seçiyorsan seç gönder dedim. Her şey iptal olsun. Turkcell'e. Velhasıl kelam Murat. Doğukan. Sabah 6.30, 6.38'de bu göt olanı benim bu hattımı bak babam bilmez, abim bilmez, ailem bilmez. Kimse bilmez. Daha yeni almışım. Doğukan'ın bile haberi yok. Benim SMS Plus yine aktif. Sabah 6.30'da. Ve 6.30'da Alyansa'ma 5 Gmail falan da şeyi hesabınız kısa bir süreliğine MSN'e önce ver aga. yani İsim şifresi verme tamam. değiştirildi. Eski bunlar. Bu Olsun verme sen sabahki. şey isim verme. Sabahki mailin şifresi değiştirildi. Çat Burakcığım İsa burada benim Aksa hoş mesaj. geldiniz. Arkasından 903'te SMS Plus'ınız aktif edildi diye gelen Veysel mesaj. veriyorum lan Müşteri VPN'i. temsilcisini arıyorum. Diyor ki telefonunuzda olabilir. Ulan gerizekalı diyorum. Eskiydi kadın. Ben Apple kullanıyorum. Mura bilanço bana ulaş demişti. Adam gelmiş yanına. Evet ya bilançoya ulaşacaktık biz değil mi? Nerede? Unuttum. Aa buradaymış. Vallahi unuttum kusura bakmasın ya. Beyler bir saniye şu olayı bir anlayalım. Hoş geldi yine gelenler. Teşekkür ediyoruz herkese. Bir sessiz olalım. Bir soyulma olayı var. Şey diye yapılsa her türlü takibi olur. Diyor ki sim kartı değiştir. Sen bana numarayı tanımladın diyorum. Başka yerde açıklanmış olabilir kimlik Ya bilgileri. Aliyancığım bir şey sorabilir miyim? Tabii Şimdi ki. sen böyle çok hızlı anlattığın için anlamıyoruz. Habire Hı. tanımlandı, hatmat. Şimdi olayın, şimdi adamlar ne yaptı? Adamlar Tek tek bir uçan anlatır mısın? Spike. Tekrardan anlatayım. Tekrardan değil, tek tek kısa kısa anlat. Kanka Alan şu şekilde anlat diyor. Ben sen Adam Murat'ın güzel anlayış anlattı şeklini ya. söyleyeyim. Yok Alan çok kanka, güzel anlattı. chat'tekiler Ben detaylı anlamadı. anlattım. Ben bununla ilgili 5 sayfalık Güzel dilekçe de anlamadı. hazırladım. Bunu Uçan Spy. gönderebilirim. Yok. İstiyorsanız yayınlarınızda şey Bak, yapabilirsiniz. chat'tekiler anlamadı. Niye biliyor musun? Sen direkt konuya daldın ya, aldın gittin başına. Şimdi senin telefonuna bir mesaj geliyor, doğru mu? Aynen. Ne Benim geliyor? telefonum. En başta ne oluyor? Şimdi Turkcell'den nasıl bir mesaj geliyor? en başta şöyle bir şey oluyor. Bakın şimdi Google'ı açıyorum. İlk önce saatleriyle söyleyeyim. Tamam. Google'ı açtım.
Saat 16.50'de Perşembe günü 28.01.2021 tarihi 16.50'de Google Play Store'dan hattımın 169 TL'li tutarında bir işlem yaptığı gözüküyor. Tamam. Arkasından Paysel'den, Paysel Türkcell'in mobil ödeme yeridir yani. Bununla ilgili bana bir mesaj geliyor. Kardeşim diyor ki 169 TL'lik bir ödemem var. Bu ödemeyi kabul etmiyorsan mobilödeme.com/Türkcell'e tıkla. Ben de tıklıyorum. Burada bizim dikkat etmemiz gereken yer nere biliyor musun? Bu verdiği siteye girmeyeceksin kanka. Peki sana bir şey sormak istiyorum. Bu telefonunda internet bankacılığı var mı? Var. Niye girip direkt şeyine bakmadın, faturana? Murat hattan çekiyor, telefondan değil. Nasıl yani? Hattan bak, mobil ödeme anlamadın işlemi ki gerçekleştirilmiş. Anlamadın ki ne demek. Ya öyle durumlarda ne yapmak lazım? Hem bunu mobil ödeme işlemi gerçekleştirilmiş diyor. Bu yapılıyor, bunu herhangi biri de yapabiliyor. Onu şey yapalım. Anladım. Mesela size gelirse beyler, Türkcell'i, Vodafone hangi şeyi kullanıyorsanız o firmayı arayın. Benim telefonuma böyle abi, bir mesaj ben yap, böyle bir şey bak, var mı Doğukan, diye. Ama siteye tıklamayın kanka. Siteye tıklamadan önce arayın kanka. Hiçbir şekilde bak, o verilen siteye tıklamayın. İnce çizgi burada. Adam sana siteyi veriyor, yönlendiriyor. Sen gelen kodu yazıyorsun. Adam artık izliyor senin telefonu yani. Şimdi ben bunu anladım. Ne yaparsanız yapın. Sen de, Doğukan da, Murat da, Kaan da telefonlarınız şirket hattı değilse Türkcell'i arayın. SMS Plus'ım aktif mi deyin. Kadın sana diyecek ki, veya Vodafone, Türk Telekom aktif diyecek. Sen de orada bas. Senin de anana, avradını, sülaleni, yedi ceddini diye küfürü bas. Sen bana sormadan bunu niye aktif ediyorsun? Çünkü bunu bilen insan hepinizin telefonuna ulaşır kardeşim. Geçmiş olsun. Ama biz o, kanka biz o, peki biz o verdiği linke girmezsek ulaşabilir miyiz? Ulaşamaz. Ulaşabilir. SMS Plus'ın şu an açıksa ve numaranı biliyorsa ulaşır kardeşim. Tamam, ulaşıp ne yapacak? SMS'i yönlendiriyor. Mail SMS Murat, sana gelen SMS ona da geliyor kardeşim. Allah Allah. Aynen. Mailden veya telefondan bunu görüyor. Evet, Destan Server'ında 25.01.2021 tarihinde Erdoğan diye arkadaşım aynı şekilde soyuldu. Ama o itemlerini kurtardı. Peki bir şey soracağım sana. Ama adamın mailime ihtiyacı var. Nasıl olacak? İşte mailime ihtiyacı var değil mi Murat? Şimdi bana gelen mesajları bu adam görüyor. Benim numaramda bu adamda var. Şifremi unuttum abi, diyor. Anladım. Gmail'e giriyor. Benim 9 tane Gmail hesabım var. 3 tane Hotmail hesabım var. Adam pek tek uğraşmıyor. Bak tam tamına karşımda şu an açıyorum. Bir sıvarsın çarı da öyle soyulmuş bak. 58 taneye yakın şey var. Kurtarma mesajı var. Adam kendi benim mailimi kendi numarasına tanımlıyor. Bunun da size görüntüsünü atabilirim. O çocuğun da mailini o numarayı, aynı numaraya tanımlıyor. Gittim siper suçlara, dedim ki bunu bak, bu numarayı takip edin. İki kişi de var. Hani hem onun numarası maili aynı numaraya tanımlanıyor hem benim. Biraz onaylasana surprise. Vay amına koyayım. O zaman kimsenin kim ya yani kimse birbirine telefon numara, yani telefon numarasını vermesin kolay kolay. Abicim vermeyeceksiniz. Bak bu Türkcell'e diyorum ki kardeşim, bak sahibinden de araba satıyorum. Tekstil işiyle uğraşıyorum. Ben diyorum ki herhangi bir numara bana geçse biz de piçiz dedim. O zaman biz de dedim insanları dolandırır. Bunun zoru yok ki, ben de kısa yoldan paramı bulayım, yolumu bulayım lan dedim. Bu kadar zor değil ki. Anladım. Kendi açıkları ve bu açıkları sen istesen de istemesen de şey yapamıyorlar. Çünkü bu bizim uygulamamız diyorlar. Anladım. Bir saniye Veysel'cim, abonelik için teşekkür ediyoruz. Slaçkin 6. ayını kutlamış. Pardon, 2. ayını kutlamış Slaçkin'cim, teşekkürler. Veysel'cim sana da teşekkürler hediye abonelik için. Ya Numara, o zaman şeye dikkat etmek lazım. Bu gelen şeylere girmeyeceksin kanka. Kanka girmemene o gerek yok oğlum. Adam diyor ki görüyor zaten diyor. Girmesen ne olacak? Nasıl görüyor amına benim numaramı bilip amına? Kanka adam, Doğukan numaram varsa. Ben okudu. İşte ben okudu, o siteye girmedikten sonra gelen kodu. Adam nasıl görecek kanka? Şimdi bak onu anlatıyorum Doğukan'cım. Ben numaramı değiştirdim değil mi cuma akşamı? Evet. Yeni bir numara aldım. Bu numaranın bir Allah'la bir benle numara. Yani bir onunla bir benim kanka, aramda bu numara. Demek ki adam senin artık bir şeylerine girmiş. Senin telefonunu mu takip ediyor yani, bilmiyor kanka, artık. Kanka Apple hiçbir türlü izlenim yapamaz. Apple'ı da aradım. Apple Kartal bana hoş geldin. Gönderdi telefona girip tanıyor virüs var mı yok mu diye. Bunun Apple'ın da bir uygulamasıdır. Birer backup expert'e gönderir. Bunu yaptı. TC kimlik numaram olsun, tamam, hani benim şeyden dolayı iki tane TC kimlik numaram oluyor. Otomatikman değişkenli olduğu için bunu takip edemeyiz. Erol'cum aleykümselam, hoş geldin. Türkiye müşteri hizmetleri kardeşim demesi lazım. Annenin kızlık soy isminin 3. harfi veya 5. harfi. Oturduğun adresin işte şusu. Güncel fatura. Kesim tarihin. İlk abonelik tarihin falan filan. Bunları sorması lazım. Ama adam
Hani şeyler iptal olduktan sonra bu numaraya da aynı şekilde bunu yaptıktan sonra demek ki şunu öğrenmiş oldum. Adamın eline numara geçmesi yetiyor. Peki sana bir şey soracağım. Sana ilk gelen mesaj var ya, ilk. Evet. O İnce çizgi orada bence o bak. mesajda ne yazıyordu? İlk önce Google'dan geldi. Bak sonra Paysel'den geldi. Paysel'i hepiniz kullanıyorsunuzdur. Yani ben de Kanka kimin bir şey söyleyeceğim. Hadi ya. Sana kanka ben çok iyi anladım. Sana ilk gelen Sana mesajda ne bak. geldi? Ben anlatacağım sana durumu kanka. Adama şey mesajı geliyor. 169 liralık çekim yapılıyor. Tamam. Ardından Paysel diye bir muhabbet var. Gel lan buraya. Turkcell'in kendi Bu şeyi. Oradan Transpire. geliyor. Kod geliyor oradan. Şu Tamam. siteye girip kodu girin diyor. Büyük ihtimal Ali anda o kodu siteye giriyor. Adam ondan sonra takibe başlıyor. Doğru mu anladım Ali anda? Doğru mu Doğru bu? anladım. Sen o Ha, kodu yani girmeyecektin Ali o yani. kodu girmeyecektim Sen o işte kodu kanka. O kodu girmeseydin. girdiğin için takip ediyor. Yoksa Şimdi yani o... kimin numarasını bilip yani çağırıp söyleyebilir ki mailini alabilir Bak ki kanka o numaradan kod o sadece. kod Ne ilk olunca çağrı kalmaz piyasada. o kod ilk aşama olabilir Aliyan. Sen o Ha, kodu o noktadan verdiğin sonra gibi gidiyor işte. o kodu verdiğin gibi adam seni elinin altına almış olabilir. Tamam. O numarayı alıyor. Müşteri temsilcisi diyor ki o numara tamam gitti diyor. Sana ikinci bir numara tanımlıyorum. Bu numara diye alan kulu ulaşamaz diyor. Hiçbir türlü ulaşamaz diyor. Ve bu Kanka adam numarayla zaten ulaşım senin yapılıyor. bilgilerine bir kere ulaşmıştır yani muhakkak. Vardır Kanka. onun da bir açığı vardır yani benim Onun daha da işte önce. burada demek istediğim Türkcell'in açığı var yani. Bunu bana yapan, bu şekilde bana yapan zaten Türkiye'nin %97'sine bunu yedirir bu mesajı. Hani yanlış Ha. kimse anlamasın. Oradan Türkiye'nin gelen hiçbir koda tıklamayacaksın kanka. Adamın verdiği siteye de girmeyeceksin gelen. Şey bir buna dikkat anlık etmek lazım. gafletle hani Ha, şimdi o heyecan biraz yapmayacaksın. Ha. oradaki şeye düşüyorsun ya o sırada zaten toplantı sırasındasın bir şeyle konuşuyorsun Allah Allah diyorsun karşına ulan 170 lira akbede değil para çeksen olur çekmesen olur Ne kadarlık hesap gitti? 80 bin lira. senin çağrının aynısı bu Şaka arada yapıyorsun. aynen Hangi Vega'da server? iki farklı Vega'da Vega 80 bin TL'lik çağrı banlı mı şu an? Banlı Soyabildi mi yani adam bir saniye? şey bilmiyor Şimdi bilmiyor çocuk adamı sordum sormadım bak beni adam cuma günü girdi 28'inde girdi adam bana Perşembe günü adam cuma günü cumartesi günü ve pazar günü adam sürekli benim maillerime uğraşıyor şu an o numarayı değiştirdiğim halde ve o benim Forum.tr'den mesajlaştığım adam cevap vermemişti bana ben hattımı değiştirdikten sonra anlamadım diye mesaj attı he hattı da sorgulattırdım hat kiliste Lamia diye bir kadının üstüne alınmış hat açık hat Ben o numara hala açık. Ben onu zaten illa ki bulduracağım. Öyle ya da böyle bulunacak. Hani bunlara dikkat edin. Kimseye numara vermeyin. Ne Evet. Gelen PM'den mesajlara verin, ne itibar etmeyin. forumdan verin. Kardeşim bir şey istiyor musun? Böyle böyle. Alacaksan aracılığım Bino Game, aracılığım Kova'da, Ha, koy aracılığım şu. Bino Game'i. Eğer Peki Bino sana bir Game'i şey var, Bino soracağım. Game üzerinden satamam. Bir şey soracağım. Sen o Vallahi. mesaja o gelen SMS'i o siteye girmeseydin sence soyulur muydun? Doymazdım. Soyulmazdım. Eminsin değil mi kesin? İnce çizgisi %100 var. Oraya o dikkat adamdan etmek eminim. lazım. Benim numaram herkeste olmaz. %100 o adamdan eminim. Yok, benim anlatmaya çalıştığım şey şu. Şimdi bir adamın seni soyabilmesi için sana bir kere bir olta atması lazım. Bir yem Tabii vermesi ki lazım. Doğru düşünüyor bunu mu? insanlar. Evet. Haksız mıyım? Şimdi Haklısın. o ilk gelen mesaj bir yem miydi sence? O seni yani sen Yendi. yakaladığı an oydu değil mi senin mesajın? Yendi evet. Yem. Aynen Adama heyecan yendi. Çünkü yaptırdı. bak Kodu aldı öbür taraftan. yok adam bana 26.01.2021 tarihinde sabah saat 06.19'da mesaj attı. Kardeşim dedi ben bu karakteri toplu bir şekilde satın almak istiyorum. Tek tek almakla uğraşamam. Bilmem ne 534 gibi numara. Ben de ona yazdım. O gün öğlen. Şey 5 gibi yazmışım. Selamünaleyküm. Foruma mesaj bırakmışsınız. Çağrı bu satılıktır. Şu hariçtir. Hocam ilgilenen sensin. Sesin kesildi. Burada mısın? Veyselcim, abone için teşekkür ediyorum. Veysel Nefo'ya abonelik yollamış. Çok teşekkürler. Murat kaç gün ban yedi? Ben ban yemedim arkadaşlar. Ya şu an banlı değil karakter. 2-3 gündür. Ya ben şeyi anlamıyorum beyler. Bence ya abi Doğukan burada mısın? Doğukan? TS düştü. Vay amına patladı TS. Adam bizim TS değil mi? Çocuk bizim TS'ye geldi. TS bizde mi patladı amına koyayım? Bu bir tesadüf olamaz. TS patladı amına koyayım. Vay hayatını sikim. Biz de mi patlıyoruz chat acaba? Darkest fears are coming outside. We got a billion braces, we got this melody.